Evet, kaderi, takdiri doğru anlayacağız. Bizim için bir takdir yapmıştır. Bizim için evet, yeryüzünde halife olmayı takdir etmiştir. Ruhundan da fedep, melekleri secde ettirmiş, en yüce mahami takdir etmiştir. Bizim için imani takdir etmiştir, nuru takdir etmiştir, hidayeti takdir etmiştir. Hazreti insan olmayı takdir etmiştir. Rabbiyle konuşmayı takdir etmiş, huzura çıkmayı takdir etmiştir. Miraca çıkmayı takdir etmiştir. Cemalini, müşahadeyi, onunla sohbeti takdir etmiştir. Bütün veliler böyle değil midir? Öyledir. Onlar yaptığı da biz niye yapamıyoruz? Kendi kendimizi kandırıp, gücüm yetmez deyip, şeytanın verdiği vesveseye uymak yakışır mı? Yakışmaz. Rabbin gel demiş. Hepiniz Allah'a firar edin dedi. Firar ediyor muyuz? Her şeyden kaçmam lazım. Firar kaçmak demektir. Koş demedi. Cennete koş dedi ama Allah'a firar edin dedi. Dikkat et kim bir şey seni tutmasın dedi orada. Bir şey sana mani olmasın, engel olmasın. Yani biri hapisten firar ederse, biri bir tehlikeden firar ederse, nasıl o korkuyla, endişeyle firar ediyorsa öyle firar etmen lazım. Korkman lazım yani. Bir şey senin gönlüne girmesin, seni yere bağlamasın, çamura bağlamasın. Dünya seni bağlamasın. Dünyanın hepsi senin de olsa senin gönlüne girmesin. Evlat seni bağlamasın. Eş seni bağlamasın. Allah'tan, Allah yolundan alıkoymasın. koymasın. Senin için fitne olmasın. Fitne çeken şey demektir. Çeken şey demektir. Seni cezbeden şey demektir. Mallarınız, evlatlarınız, eşleriniz, sevdikleriniz, sevdiğiniz şeyler sizin için bir fitnedir. Sizin çeken imtihandır. Kapılma ona dedi. Dengede dur dedi. Hepsini Allah'tan bir ikram olarak gör. Nimet olarak gör. Sen onun huri değilsin. Sen onların huri değilsin. Onlara kulluk yapma. Sen benim kulumsun. Onları sana emanet etmişim. Nimet olarak ikram etmişim. Rabbine şükret bunun için. Hamd et.